Ali Saydam, Oksimoron CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti hükümetine yönelik FETÖ'nün siyasi ayağı iftirasını 20 maddeyle bir kez daha dillendirince Sayın Cumhurbaşkanı da şu yalın soruyu sordu. FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'cülerin devirmeye çalıştığı siyasetçi midir, yoksa yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir? Dahiyane olan basit olanı bulmaktır demiş Einstein. Böyle yalın sorular, net ifadeler oldukları için saklayacak şeyleri olan insanları çok bocalatır. Ne söyleyeceğini bilmeyen ya da ortada laf çevirerek konuyu dağıtmak isteyenleri en fazla sinirlendiren sorulardır böyleleri. Çünkü çok önemli bir işlevi vardır. Sorulduğu kişinin gerçekte ne olduğunu açık ederler. Turnusol kağıdı gibidirler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sorusu da böyle işte. AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik'in siyaseten ve ahlaken iflas olarak yorumladığı Kılıçdaroğlu'nun iddiaları karşısında hukuken olmasa da siyaseten sorulması gereken yegane soru bu ve türevleridir belki de. 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi ve hükümetle işbirliği yaptıkları iddiası oksimoron içerir. Yani yan yana gelmesi imkansız iki kavram birlikte kullanılmıştır. Sıcak kar, kuru yağmur, köşeli daire, sessizliğin sesi gibi. Ali Koç aslında Galatasaraylıdır ve Fenerbahçe'nin başına onu kötü duruma düşürmek için gelmiştir iddiası kadar abesle iştigaldir. Ve Kılıçdaroğlu kendini bu duruma düşürmüştür. Muhalefete ciddi destek veren gazeteler bile bu açıklamaların ne kadar abes olduğunun farkında olacaklar ki Kılıçdaroğlu'nun iddialarına öyle koca koca yerler ayırmamışlar. Bu iddiayı ciddiye alırsak ne sonuç çıkar bakalım darbe girişimi başarılı olsaydı Sayın Cumhurbaşkanı iktidarda olacaktı. E zaten iktidarda olan bir siyasi parti ve cumhurbaşkanı için bunu ciddiye almak akıl işi değil. Niye kendi kendine darbe yaptırsın? Cumhurbaşkanını şahsen hedef alan bu derece abartılı ifadeler. Ancak omurilikten muhalefet yapan, omurilikten Erdoğan düşmanı olanlar tarafından kabul görebilir. Bu hezeyan ve retoriği ancak onlar alkışlayabilir. Böyle haksızca çıkışlar eninde sonunda Kılıçdaroğlu'nun aleyhine dönecektir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Profesör Doktor Fahrettin Altun'un da ifade ettiği gibi FETÖ ile mücadeleye zarar verenleri millet unutmayacak. Peki ama neden şimdi? Yeni olmayan bu konu birdenbire sansasyonel bir çıkışla neden şimdi gündeme getirildi? Siyasi iletişimde gündem belirleme ve konu yönetimi diye adlandırılan iki yöntem vardır. Şahide olduğumuz ani çıkış ve ipe sapa gelmezlik, bunlardan konu yönetiminin işlemekte olduğunu düşündürtüyor bize. Konu yönetimi bir iddianın suçlamanın bir krizin üstüne geldiğini sezenler tarafından devreye alınır genellikle. O gelen her neyse Kendisi için bir krize dönmeden, hasara yol açmadan konuyu karşı tarafın üstüne yıkmak için yapılır. Sonuçta kimin haklı kimin haksız olacağını göreceğiz. Ne de olsa iletişim sonuç odaklıdır. Ali Saydam, Yeni Şafak